Evet arkadaşlar, ürün fotoğrafçılığı dersinde bugün ürün fotoğrafçılığında kullanmamız gereken ekipmanlar neler? Ürün fotoğrafçılığında dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Onlardan bahsedeceğim. Artık günümüz teknolojisinde geçmişte ürün fotoğrafçılığı dediğimizde yalnızca stüdyo ortamında yapılan ve ışığından gölgesine kadar her ayrıntının titizlikle ayarlandığı çekimleri kastediyorduk ama artık teknoloji gelişti ve e-ticaret dediğim gibi dijital önceki dersimizde de aktardığım gibi dijital pazarlamayla e-ticaretinde artmasıyla birlikte artık evlerimizde odalarımızda birer stüdyo oldu. Çünkü elimizdeki telefonlar da aslında bir fotoğraf makinesi. Ama yine de ürün fotoğrafçılığında dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yani e, belli noktalar değişmedi. Bunlar e, neler? Onları aktaracağım ama e, ürün fotoğrafçılığı ile ilgili hani bunu profesyonel yapacaklar için ya da e, bir ticareti hayata geçirecekler için mutlaka olması gereken alternatif e, araçları size aktarıyorum. Eğer ki telefonla e, yüksek kalitede fotoğraf çekebilecek e, bir telefonunuz varsa telefonla da çok rahat ürün çekimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben fotoğraf makinesiyle ürün çekimi gerçekleştirmek istiyorum dediğinizde bir fotoğraf makinesine ihtiyacınız olacak. Bir tripota ihtiyacınız olacak. Ürün çekiminde ışık çok önemli. Softbox ve para flashlar, para flash ışıklarımız ışığı ayarlayabilmek ve ürünü daha ön plana çıkarmak için mutlaka almamız gereken araçlar. Işık masasıyla yapabilirsiniz ya da çekim çadırını kullanabilirsiniz. Ve dış çekimle ürününü tanıtacak arkadaşlarımızda da yaratıcılığınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Ürün fotoğrafçılığı için hazırım ama nelere dikkat etmem gerekiyor onlardan bahsedelim. İlk olarak diyaframı doğru ayarlamamız gerekiyor temel fotoğrafçılık bilginizin olduğunu da bildiğim için diyafram biliyorsunuz fotoğrafın üzerinde hakimiyet kurabileceğimiz 3 temel ayardan bir tanesi. Diğer temel ayarlarımız ISO ve perde hızını zaten temel fotoğrafçılık dersinde görmüştünüz. Düşük diyafram arka planda bulanıklık efektini arttıracak. Bazı ürün çekimleri için bu güzel olabilir ama bunu çok fazla yapmakta eğer ki detay çekimi yapacaksam yani ürünün detayını ön plana çıkarmam gerekiyorsa bu tarz bir bulanıklık üründeki detayları kaybetmeme yol açabilir. O yüzden ürünü ilk derste de bahsettiğim gibi ürünü tanıdıktan sonra aslında diyaframı nasıl kullanacağınız, birazdan bahsedeceğim, özellikleri nasıl kullanacağınızı da e, yavaş yavaş şekillendirmiş oluyorsunuz. O yüzden ürünümü belirledim. Ürünümün içeriğine e, göre de diyaframımı ayarlamam gerekiyor. Eğer detaylarını ön plana çıkarmam gereken bir ürünse diyaframı burada ayarlamak önemli. Ona dikkat etmek gerekiyor. Işık her şey. Yani fotoğrafın e, fotoğraf yapan ya da şu an e, biz e, burada sizler için videoyu da çekerken tepede ışıklarımız var, yandığı ışıklarımız var. Daha net bir şekilde hani size e, görüntüyü verebilmek, daha estetiği sağlayabilmek için video çekiminde de bunu yapıyoruz. Ürün çekiminde de bizim ürünümüzü ön plana çıkaracak şey ışık olacak. Dediğim gibi ışık her şey ama ışığı da doğru yönetmem gerekiyor. Nasıl e, doğru yönetebilirim ışığımı? Ürünün detaylarını, dokusunu doğru bir şekilde alabilmem için renklerin yansımasını sağlamam gerekiyor. En önemli nokta burada ışık oluyor. Ürün çekim masası kullanabilirsiniz ya da çekim çadırıyla e, çekim yapacaksınızdır. Orada ışığı doğru bir şekilde yönetebilmem gerekiyor. Evet diyaframdan bahsettik, ışıktan bahsettik ve en önemli noktalardan bir tanesi de bizim yaratıcılığımız. Yani sen ürünü piyasaya sunacaksın. Onun çekimini yapacaksın. Daha önce analiz etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu ürünü alacak ya da ürünü sergileyeceğim kitle ne istiyor? Onun taleplerini karşılayabilmem için kendi sanatımı ve fikrimi de işin içine katmam gerekiyor. Sadece düz bir çekim yapmaktansa interaktif içerikler ya da yaratıcı çözümlerle daha farklı e, fotoğraflar çıkartabilirsiniz. Onunla ilgili de çalışmalarımız olacak. Bu aslında kişinin e, hem yaratıcılığıyla hem de vizyonuyla alakalı bir şey. Hani düz bir fotoğraf çekmeyi de tercih edebilirsin. Ve şunu da unutmamamız gerekiyor. Bir fikri olan, yaratıcılığı içinde barındıran, bize hikayesini hissettiren fotoğraflar her zaman için ön plana çıkıyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husussa karmaşık sahneler oluşturmamamız gerekiyor. Yani karmaşık ka sahnelerden kastım ne? Ürünü ya da ürününüzü satmak e, istiyorsunuz. Sonuçta size gelecek kişiler e, bunu satabilmek için sizinle bu işbirliğini yapıyor. Fazla aksesuarlar, fazla detaylar, renk cümbüşleri e, ile e, ziyaretçilerin ilgisini çekmek yerine uzaklaştırabilirsiniz. Sade ama sanat eseri yüksek fotoğraflar ışığı ayarlanmış, diyaframı güzel ayarlanmış hikayesi olan fotoğraflar daha ön plana çıkıyor. Bir diğer husus renk tonları. Bu da aslında burada neden bahsetmek istiyorum. Her sektörün bir rengi vardır. O renk tonlarını güzel bir şekilde ayarlayabilmek için bir yemek çekimi yapıyorsanız, yemek ürünü çekiyorsanız onu o renk tonunu güzel ayarlamanız gerekiyor. Şundan bahsediyorum size. Renk tonları her zaman ürünü yansıtıyor. Yani göze güzel gelen fakat ürünün kendi renklerini yansıtmayan fotoğraf yanlış. Bu yüzden akıllı telefonuyla çekim yapacak arkadaşlarımız için söylüyorum. Burada e, renklerde, e, akıllı telefonlarda da artık gerçi çok güzel özellikler var var, var. ama e, yine renk birleşiminde e, akıllı telefonlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha doğru sonuçlar her zaman için fotoğraf e, makinesiyle verilecektir. Bunu da söylemek gerekiyor. Renk tonundan bahsettik. Renk teorisi dediğimizde şu aslında e, still life ürün çekimleri için gerçek bir renk teorisini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de ürünü tanımamız gerekiyor. Ürünün insan psikolojisindeki etkisini incelememiz gerekiyor. Sektörün yani hangi sektör için ben ürün çekimini yapıyorsam o sektörün rengini bilmem gerekiyor ve kombinasyonlarımı, çekim kombinasyonlarımı buna göre yapmam gerekiyor. Çünkü ben insanlara hitap edeceğim. Yani kişiler üzerindeki duygulara hitap edeceğim ki onlar benim çektiğim ürünü e, talep edecekler ve satın alma davranışını elde edecek. yani o yüzden renk teorisini öğrenmek ve kullanmak ürünü sattıran fotoğrafçıyı da ürün fotoğrafçısını da fark yarattıran özelliklerden bir tanesi ee, rahatsız edici bir yansıma olmasını istemeyiz biz fotoğraflarımızda. Ee, yeni başlayanlar bu e, sektöre yeni başlayacaklar ya da yeni ürün fotoğraflandırma işlemlerini yapacaklar için e, bu önemli yansımalara dikkat etmek önemli. Tabii ki yeni nesil medya araçlarıyla bu yansımaları Artık çok kolay bir şekilde absorbe edebiliyoruz, düzeltebiliyoruz, revize edebiliyoruz. Ama yine de fotoğrafın hani raw formatıyla çekeceğimiz fotoğrafın sorunsuz bir şekilde hani beni fazla uğraştırmayacak bir şekilde ilerlemesi sizin işinizi görecek ve size hız kazandıracak faktörlerden bir tanesi olacak. Şundan bahsediyorum hani yansımadan kastım şu en çok yapılan hatalardan biri bu. Işıklar fotoğrafı çekerken sizin makinenizin ürüne nasıl yansıdığına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ışığı güzel ayarlayacağım ve oradaki yansımaları en aza indirebilmem gerekiyor. Ve son olarak, evet e, ekipmanlarımı aldım, fotoğraflarımı çektim, e, ışığımı güzel ayarladım, diyaframımı güzel ayarladım, perde hızımı güzel ayarladım, çekim çadırımın e, ışığı gayet güzeldi, e, ürünü tanıdım, ürünün Hitap ettiği kitleyi tanıdım, ürünün, e, sektörün rengini tanıdım ve buna göre kendi kompozisyonumu oluşturdum, kendi yaratıcılığımı oluşturdum. Fotoğrafa bir hikaye de verdim ama fotoğrafı en son ne yapmam gerekiyor? Doğru bir şekilde işleyebilmem gerekiyor. Bonus bölümde size hem hız kazandırıcı bir şekilde işleyebileceğiniz bazı uygulamalardan bahsedeceğim ama onun dışında da yine Photoshop gibi Lightroom gibi Adobe programlarından da çok rahat bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada az önce de bahsetmiş olduğum RAW formatındaki çekimler daha önemli. RAW formatında çekimler yapmak bize fotoğrafı işleme konusunda daha esneklik sağladığını söyleyebiliriz. Özet geçecek olursak nelerden bahsettik? Ürün e, fotoğrafçılığında evet bir telefonla da bunu yapabilirim ya da makineyle hareket edebilirim. Almam gereken malzemeler hani temelde ihtiyaçlarımız var. Ama e, tamamen dışarıda da yapacaksanız da orada yaratıcılığınızın ön planda olmasından bahsettik. Bir tripod, e, ışık, fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon, para flashlar softbox'lar, çekim çadırı ya da çekim masasını tercih ediyoruz. Ürün fotoğraf tekniklerini iyi bilmek gerekiyor ve bunları uygulamak gerekiyor. Çünkü ürünü sattıracak olan, ürünü çekecek olan sizin katmış olduğunuz değerler olacak fotoğrafa. Düz bir fotoğraf çekmektense kendi sanatınız, kendi yaratıcılığınız ve kendi hikayeniz her zaman çekici olacaktır. Ürün fotoğrafçılığı dersi kapsamında, hani bugünkü ders kapsamında sizlere aktaracaklarım bunlar. Bir sonraki dersimizde ürün fotoğrafçılığında paraflaş kullanımını göreceğiz. Bunun uygulamalı bir şekilde daha interaktif bir çekimle size sunmuş olacağım. Sonra çekim çadırını kullanma üzerine ilerleyeceğiz. Ve sonra da sizin belirlemiş olduğunuz ürün, sizin kendi girişiminiz ve ona istinaden yapmış olduğunuz içerikleri değerlendirmiş olacağız ara değerlendirmeden sonra da zaten şekillendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben Umut Erdem, benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.